Merhaba arkadaşlar, ben Ethem Önder. Bu videomuz www.testd.gen.tr için hazırlanmıştır. Bugün 5. sınıf Health adlı 5. ünitemizi işleyeceğiz. Bu ünitede belli başlı hastalıkların adını öğreneceğiz. Hasta olduğumuzda neyimiz olduğunu ifade edebileceğiz ve hasta olan insanlara neler yapmaları veya yapmamaları gerektiğini söyleyebileceğiz. Öncelikle health problems dediğimiz sağlık problemlerine bir bakalım. Burada gördüğümüz üzere belli başlı hastalıkların adı var. Bunlardan toothache, diş ağrısı, headache, baş ağrısı, sore throat, boğaz ağrısı, flu, grip, backache, bel ağrısı, earache, kulak ağrısı, stomachache, karın ağrısı ve runny nose, burun akıntısı gibi belli başlı hastalıkların adı mevcut. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örneğimize bakalım. Sorumuz What is the matter with you? What is the matter with you? Yani senin neyin var? Sorunun ne anlamına gelen sorumuz. Cevabına resimde gördüğümüz üzere dişi ağrıyan bir kız görmekteyiz. Öyleyse ne diyebiliriz? I have a toothache. Yani diş ağrım var ya da dişim ağrıyor diyebiliriz. Bunun cevabına ise get well soon. Yani geçmiş olsun anlamına gelen ifademiz get well soon'dur. Bir sonraki örneğimiz bu sefer başını tutan, başı ağrıyan bir adam görmekteyiz. Gene sorumuz ne olacak? What is the matter with you? Yani neyin var sorusudur. Bunun cevabına I have a headache. Yani başım ağrıyor ya da baş ağrım var dememiz lazım. Gene aynı şekilde geçmiş olsun İngilizcesi get well soon'dur. Başka bir resmimize bakalım. Burun akıntısı olan bir kız görmekteyiz. Sorumuz bu sefer ne oldu? What is the matter with Yasemin? Kızın ismini Yasemin koyduk. O zaman Yasemin'in nesi var diye nasıl soru sorabiliriz? What is the matter with Yasemin? Cevabına she has a runny nose. She has a runny nose. Yani onun burun akıntısı var ya da burnu akıyor diyebiliriz. Bir sonraki resmimiz What is the matter with Sibel? What is the matter with Sibel? Yani Sibel'in nesi var? Sibel'in ne sorunu var diye soru yönelttik. Cevabına she has an earache. She has an earache. Yani kulak ağrısı var ya da kulağı ağrıyor demiş olduk. Şimdi gelelim should ve shouldn't kullanımlarına. Should ve shouldn't genelde kişilere tavsiyede bulunduğumuz kısımlarda kullanacağımız bir yapıdır. Öncelikle resmi gördüğümüzde dememiz gereken şey ne? I have a headache. Ne demiş olduk? I have a headache. Başım ağrıyor. O zaman biz bu kişiye nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz? You should take a painkiller. You should take a painkiller. Yani başı ağrıyan kişiye you should take a painkiller diyerek öyleyse bir ağrı kesici alman gerekir ya da almalısın diye bir tavsiyede bulunmuş olduk. Bir sonraki resmimize bakalım. I have a sore throat. I have a sore throat. Yani benim boğazım ağrıyor dedik. Öyleyse bu kişiye nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz? You shouldn't drink cold water. You shouldn't drink cold water. Bu sefer olumsuz bir tavsiyede bulunduk. Ne demiş olduk? Öyleyse soğuk su içmemelisin veya içmemen gerekir gibi bir tavsiyede bulunmuş olduk. Bir sonraki resmimize bakalım. Dişi ağrıyan bir kişi görmekteyiz. Bu kişi he has a toothache demiş olsun. Yani onun dişi ağrıyor. He has a toothache. O zaman buna nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz? He should see a doctor. He should see a doctor. Öyleyse bir doktora görünmesi gerekir. He should see a doctor. Bir doktora görünmesi gerekir. Sonra ismimize bakalım. Bu sefer he has a stomach ache dedik. He has a stomach ache. Onun karın ağrısı var. Bu kişiye nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz? He should take an aspirin. He should take an aspirin. Yani onun bir aspirin alması gerekir şeklinde tavsiyede bulunmuş olduk. Evet arkadaşlar, bu üniteyle birlikte hastalıkların adını öğrenmiş olduk. Ne gibi bir hastalığımız olduğunu söyleyebildik ve hasta olan kişilerin neler yapıp veya yapmamaları gerektiğini söylemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.